Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kıyır kıyır ağızda dağılan çörek otlu, susamlı, üstelik siyez unlu nefis bir kurabiye hazırlıyoruz. Yerken ağzınızda eriyecek böyle lokmalık ağzınıza atabileceğiniz nefis bir kurabiye oluyor. Hemen hazırlayalım. Yoğurma kabına ilk önce 125 gram tereyağı, üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ve 1 tam bir yumurta akı ekliyorum. Bir yumurta sarısını içinden ayırdım, üzeri için kullanacağım. Gevreklik vermesi için 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. 1 tepeleme yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı silme tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Malzemeler un hariç hepsini ekledim. Güzelce karışıncaya kadar yoğuruyorum. Bakın un hariç malzemelerimiz karışsın. Tereyağın oda ısısında olması önemli. Yoksa rahat yoğuramazsınız, karıştıramazsınız. siyez unu ile hazırlayacağımız nefis bir kurabiye olacak. Siyez unu ile hazırladığımızda dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. Normalde normal tariflerimizde daha doğrusu bir yumurta kullanıyor isek siyez unu kullandığımızda iki yumurta eklememiz gerekiyor. Yani sıvı miktarını artırmamız gerekiyor. Bu da önemli bir püf noktası. Bunlara dikkat eder isek siyez unu ile rahatlık ile güzel tarifler hazırlayabiliriz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra artık un ilave ederek kurabiye hamurunu hazırlıyorum. Un ilave ederken lütfen yavaş yavaş azar azar ekleyelim. Siz unun biraz sıkı bir un olduğu için dikkatli olmak gerekiyor ve yumurtayı eklerken fazla ilave etmemiz gerekiyor söylediğim gibi. 4,5 buçuk su bardağı un ile hamuru hazırladım ve güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamuru artık hazır. 4 buçuk su bardağı siyez unu ile kurabiye hamurunu hazırladım. Şimdi lezzet verecek olan ikişer yemek kaşığı susam ve çörek otunu ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum tekrar karışıncaya kadar malzeme karışıncaya kadar bakın yoğurdum kıvamını hamurun gösteriyorum tam ölçülü bir tarif bu şekilde siz unu ile enfes bir kurabiye hazırlayabilirsiniz çok minik minik hazırlamak istiyorum bunun içinde bakın kullan çok minik minik hazırlayacağımız bir kurabiye olacak. Şimdi yoğurmuş olduğum kurabiye hamurunu matın üzerine alıyorum ve merdane ile inceltiyorum. Bütün hamuru koydum. Bakın ilk etapta incelterek hamuru açıyorum. Kenarlarını da düzeltiyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Bu şekilde eliniz ile bastırarak bile rahatlık ile şekil alan bir hamur. Açarak hamuru incelttim. Kenarlarını da bakın düzelttim. Artık hamur hazır. Şimdi eşit bir şekilde kesebilmek için fırın teli kullanıyorum. Fırın telini üzerine bastırıyorum ve şeklinin çıkmasını sağlıyorum. İyice bastırdığınızda tamamen şekli çıkacak çiziklerin üzerinden hamur kesme aparatı ile kesiyorum. Kenarlarını ince bir şekilde çıkartıyorum. Daha sonra bakın karşılıklı tekrar üzerine bandırıp da yapabilirsiniz. Veya benim yapmış olduğum gibi göz kararı da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Karelere kesiyorum. Kareleri kestikten sonra bu aşamada üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Küçük olduğu için tepsiye koyduktan sonra eğer sürmeye kalkarsanız zorlanacaksınız. Bu şekilde bütün haldeyken almadan yumurta sarısını sürerseniz daha pratik oluyor. Her tarafına yumurta sarısını sürdüm. Yumurta sarısını sürdükten sonra hamur kesme aparatı ile bu şekilde bakın yavaşça alıyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yağlı kağıt üzerine bu şekilde koyuyorum. Çok kabaran bir hamur değil. Bu yüzden sık sık koymanızda hiçbir sakınca yok. Hafif kabarıyor çünkü. Çok az bir kabartma tuzu kullandık. Bütün kurabiyeyi bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Sizler tabii ki istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Farklı şekiller verebilirsiniz. Hatta küçük yuvarlaklar da yapabilirsiniz. Tepsiye bütün kurabiyeleri yerleştirdim. 180 derece önceden ısınmış alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar pişsin. Bu şekilde iki fırın tepsisi oldu. İki tepsimiz fırından çıktı. Bakın görüyorsunuz. Yağlı kağıdını kaldırarak hemen servis kabına alıyorum. Lokma lokma ağzınıza atabileceğiniz minik kesme şeker boyutunda nefis bir kurabiye hazırladık. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli. İkinci tepsi de bakın fırından çıktı. Onu da üzerine ekliyorum. Bu güzel kurabiyeyi sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Böyle çerez niyetine atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz minik minik nefis bir kurabiye. Gluten alerjisi olanlar Rahatlık ile siyez unu ile hazırlanmış bu kurabiyeyi yiyebiliriz. Çok sağlıklı nefis bir kurabiye oldu. Zeytinyağı ile hazırladık. Tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte enfes bir kurabiye. Mis kokulu, lokmalık, şahane bir lezzet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur. Bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.